Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim, yepyeni videodan herkese merhabalar. Videonun başlığı ve kapağı sizi aşırı heyecanlanmış olabilir. Bugün haber sitelerine düşmüş haberler, Instagram sayfalarına, Twitter'a düşmüş haberler sizi aşırı heyecanlanmış olabilirler. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor gelişmesi şu an itibariyle bir dedikodu. Aması var. Ben videonun bu ilk 20 saniyesini sizin zamanınızı çalmamak için Direkt olarak böyle söylüyorum. Bana öyle yalancı saçma sapan ileri geri konuşanlar var. Benim bu videoları arkadaşlar babam izliyor. Babam hepsine yorum atıyor. Sizlerle de konuşuyor. Farkında değilsiniz. Ben ailemin, arkadaşlarımın, babamın izlediği şeyleri anlatmam. Onu söyleyeyim. Bu haberin kaynağı da ben değilim. Ama yorum yapmak ve olabilecekler hakkında konuşmak benim görevim. Bu işi de seviyorum açıkçası takdirler size kalmış. Ee, öyle de başlayalım arkadaşlar. Bundan sonra izlemek istemeyebilirsiniz. Yani videonun bir gelişmesinin resmiyette bir gelişmesi şu anlık yok. Aması var. Ve sizden arkadaşlar ricam 4000 aboneye ulaşalım. Videoların artıyor. %80'i beni takip etmeyen kişiler izliyor. 4000 abone ricam sizlerden. Zaten canım çok sıkkın. Moral olsun. Neyse başlayalım. Şimdi haberin çıkış noktasını görmüşsünüzdür. Yusuf Yazıcı işte bir Instagram postunu beğeniyor. Olay da şu. Ee, şu gördüğünüz arkadaşlar Yüreğini Koy Ortaya isimli erkek çok kişinin de bildiği bir Instagram sayfasıdır. Da, Twitter'da da vardır. Ben de takip ediyorum. Trabzonspor'da Yüreğini Koy Ortaya isimli bir taraftar oluşumunun Yusuf Yazıcı'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak dönmesi için yaptığı çağrıyı oyuncunun abisi ve menajeri beğendi. Biliyorsunuz Cihan Yazıcı Trabzonspor'a menajerle de başladı aynı zamanda. Cihan ee, Zeki Ayvaz da var. Adem Cebeci. Hepsi like atmışlar arkadaşlar. Beğenmişler. Haberin çıkış noktası bu. Her yerde şu an bu haber oynuyor. Bu haber paylaşılıyor. Şimdi böyle bir girişim yok. Ama mantıksız mı? Değil. Neden? Bu haber Galatasaray'a Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta olsa ciddi şekilde olur olurdu. Trabzonspor neden olur olmasın? Yerli. Bir kere yerli. iki Eğri oturalım doğru konuşalım. Yusuf Yazıcı'nın lil kariyeri öyle ahım şahım parlak bir kariyer değil. Yani beklenen şey olamadı. Sakatlıkla geçirdi. Bir ara çıkışa geçti. Sonra olmadı. ve bu sezon yeterli forma şansını bulamıyor. Veriler ortada arkadaşlar. Yusuf Yazıcı arkadaşlar bu sezon Lig 1'de 12 maça çıktı. 1 gol 1 asist. Forma giydi dakika 392. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıktı. Toplam süre aldı. 34 dakika. Bir de Süper Kupa oynanmıştı. PSG'ye gelmişlerdi. Burak şey kazanmışlardı. Orada da 11. Toplam 15 maçlık serüvende 1 bir gol 1 asist. 437 dakika forma şansı buldu. Bu da arkadaşlar 5 tam maç bile etmiyor. Yusuf Yazıcı klasında 17,5 milyon euroluk bir bonsel serilmiş bir oyuncu için ve biliyorsunuz yani Yusuf Yazıcı hedefleri olan bir oyuncu. İmajına, her şeye dikkat eden bir oyuncu. Ve bir yandan da 2024 yılında sözleşmesi bitecek. E Lille normalde bu planı bu oyuncudan zarar etmemek. Yusuf Yusuf'umuzdan zarar etmemek. Yusuf benim canım ciğerim. Yusuf'u ben aşırı seviyorum. Yani mesela şeyine baktığınızda Instagram'da artık imajına vesaire dikkat ediyor. 616 bin takipçisi var. Yani özel çalışıyor. Ama şu an bu sezon özellikle hoca değiştikten sonra daha da az forma şansı buldu. Bu, bu konuda hemfikiriz. Şimdi Trabzonspor'a transferi olur mu? Olur. Kiralık olarak olur. Maaşını ve 1 milyon euro civarında bir kiralama bedeli verirsen olur. Yani imkansız bir durum değil. Hatta yani açıkça söyleyeyim şampiyonluk yolundaki başka takımlar da Yusuf Özacı'ya ta talip olabilir. Ama şu, ben Trabzonspor'un şampiyon olacağını söylüyorum. E, Yusuf Özacı'nın da yani, tercihini buradan kullanacak. Şu an Yusuf'un Lille'deki yani bu tabi yani şeydeki verileri yani maaşına zam yapılmadığını hepimiz biliyoruz. 2019'da katılmıştı Yusuf Lille. İşte elimde 2021 verileri var. Yusuf'un Lille'deki aldığı maaş 8.32.000 euro. Çok alım şahım değil. Trabzonspor hatta üstüne para verip bile oluyor. Yani Türk kulüpleri bunu yapıyorlar. Atıyorum 800.000 euro mu alıyorsun? Gel burada 1.200 al. 1.5 al. Oyna, atıyorum yani böyle şey de olabilir yani yarı maaş olacak 400 bin euro karşılayacak işte 1 milyon euro da pay verdi diyelim bedel verdi diyelim Lille toplam paket 1.5-2 milyon euro'luk bir paket mantıksız mı bilmiyorum ha peki Yusuf Yazıcı bence gelebilir burada tamamıyla talip olma ardından Yusuf Yazıcı'yı ikna etme çünkü bir takımda da yerini kaybediyor kaybetti hatta bence Düzenli oynaması gerekiyor. Abdullah istiyor mu? Bu çok önemli. Şu an takımda mevcut şeyde yer bulabilir mi? Bence her şekilde her adama ihtiyacımız var. Ben Yusuf Özacı'nın yeri geldi mi Santrafor bile oynayabileceğini düşünüyorum. Bunu uzun uzun anlatırım size. Ben hatta ikinci forvet bile olması gerektiğini düşünüyorum mevki açısından. Yani bunu da anlatırım yani. Şimdi tartışmaya girmeyelim ama orta sahada hatta yeri geldi mi kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Sol ayaklı. Yani Bakasetas hamsik o rotasyonu daha da arttırabilir. Benim kafama aşırı şekilde yattı. Abdullah Hoca bence kesin istemiştir. Yani şu an bu şampiyonluk yoluna girildikten sonra arkadaşlar yani ucuda kaçma ya da şu şeylere kaçma gibi durumumuz yok. Yani böyle az olsun öz olsun gibi durumumuz yok. Yani ki babamla da konuştum. Babama mesela anlattığı çok güzel hatta yorum olarak da attı arkadaşlar ee, bunu. Mesela babam şey demişti. 1996 yılında Kaptan Ünal alternatif en az onun, onun kadar oyuncu bir orta saha oyuncusu alınsaydı o yıl Trabzonspor kesin şampiyondu Diğer şeylere bahsetmiyorum. Ünal Karaman'ın yerine bir oyuncu olsaydı yani yedeğinde şampiyon olurdu. Ünal Karaman 3 maç var. 3 maç yoktu yani. Biliyorsunuz Ünal, Ünal Hoca'nın Adaleli oynayan bir şeydi. Dribblingçi ve şut çeken bir oyuncuydu. E bu oyuncuların arkadaşlar baldır sakatlıkları sık görülüyordu. Mali dengeleri bozulmasın, borçsuz kulüp olsun diye sıradan ucuz Rus mu Ukrayna'nın olmamına borta sağ alındı. O şampiyonluğun kaçmasında diğer şeyleri söylemiyorum. Şenol Hoca futbolcu mantalatı eksikliği ve Kent'in oyunculara aşırı kontrolsüz motivasyonunun birleşkesiyle gitti. Aynı hata bu sene olmamalı. Bakın ben sezon başında bana laf atılıyor görüyorum. Yok hamsiye yaşlı demiştim bilmem ne ya. Dedim tabii. Bu sezon şampiyon olunmazsa bu kulüp batık. Ama şu an şampiyonluğa gidiyor. Benim işim olumlu olumsuz şeyleri söylemek. Şu an 10 puan fark var değil mi? Herkes konuşuyor. Buradan şampiyonluk verilmez. Vermemek için 1 milyon 2 milyon şey yapman gerekiyor. Bir kap açıklaması oldu. Tam araştırmadım. Ayrıyetten ona bakacağım. 15 milyon euro gibi bir limit var diyor. Galiba yanlış okumadım ama tekrardan bakacağım ona. Yani limit de var. Zaten şu an limit limit. Onları, limiti bile aşalım ya. Limiti bile aşalım. Konuşulur. Diğer kulüpler aşıyor. Ben araba Mesut'u nasıl getirdi? Bilmiyorum. Onun bir olur olmalı. O yüzden ne gerekiyorsa şu an takıma santrafor, kanat, stoper, sol bek, orta saha yani aslında benim görüşüm stopere bir adam gerekiyor. Ama öncelik değil. Öncelik olarak sol bek, orta saha, sağ kanat, forvet, stoper yani önceliğim bu. Önceliğim bir sol bek olacak. iki orta saha olacak. Pardon, iki sağ kanat olacak. 3 orta saha olacak. 4 santrafor, 5 stoper olacak. Yani bunların hepsini alamaz büyük ihtimalle. Ama 5'te 3 yapılırsa iyi. 5'e 4 olursa süper. 5'te 5 olursa on numara 5 yıldız. Yüzük yazıcı meselesi bu. Ben makul olduğunu düşünüyorum. Ee, bu şeyler de menajer yani oyunlarıdır. Adem Cebeci'nin ve abisi Cihan Yazıcı'nın da beğenmesi menajer oyunlarıdır. Mantıksız değil. İstanbul Kulübü talip olduğunda oluyor. Olmadı mı? Oldu. Galatasaray Onyekuru'yu 10 on bin kere getirdi. Beşiktaş Atıncı kiralamıştı. Cenk'i kiralamıştı. Oluyor. Ee, Fenerbahçe'de de olmuştu. Şu an ismi aklıma gelmedi. Bunlar oluyor. E, oynaması gerekiyor. Yani oynaması gerekiyor. Yani bu gidişte de şans bulabileceği benzemiyor Yusuf Lille'de. O yüzden ben uzak görmüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazın bakalım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.